Şeytana Allah'a sığınırım. Yunus suresi 62. Haberiniz olsun diyor Cenab-ı Hak. Haber veriyor. Haberiniz olsun. Allah'ın velileri, yani Deccal'e karşı mücadele eden müminler, onlar için korku yoktur diyor Allah. Korkacak hiçbir şey yok diyor Allah. Mahzun da olmayacaklardır. Allah onları üzmeyeceğim diyor. Üzülmeyecekler. Mahzun olmayacaklar. Onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Bak, iman ediyor ve helal harama titiz. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Müjde dünyada nedir? İslam'ın dünyaya hakimiyeti, Mehdi'nin zuhuru, İsa Mesih'in zuhuru, küfrün yok olması, deccaliyetin zeval bulması. Dünya hayatında müjde. Zenginlik, bereket, bolluk her yeri sarıyor. Ahirette o da onlarındır diyor Allah. Ahirette de cennet. Cennetül Firdevs, Cennetül Naim, Cennetül Adnen. Adin cennetlere, Adnen cennetlere. Müminler cennet cennet gezecekler. İnşallah. Bir o cennete, bu bir o cennete, bir o cennete misafir. Kendi cennetlerinde de huzur içinde olacaklar. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. Değiştiremesin Allah'ın sözünü. Allah'ın sözü Kur'an. İstese de insan değiştiremez. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Hangi kurtuluş, hangi mutluluk? Hem dünyada hem ahirette diyor Cenab-ı Allah. Onun için de bak, işte büyük kurtuluş diyor. Dünyanın büyük kurtuluşu nedir? Mehdi, İsa Mesih. Dünya beladan kurtulacak, hastalıktan kurtulacak, savaşlardan kurtulacak, dertlerden, ekonomik krizden kurtulacak, dehşetten kurtulacak. Kurtuluş olduğu için arkasından mutluluk. Bak, büyük kurtuluş ve mutluluk diyor Allah. Büyük mutluluk. Çünkü savaş yok, kavga yok, huzur var, güven var, sevinç var. Onu mutluluk olarak söylüyor Allah. Onların sözleri seni üzmesin. Deccal'ın iftiraları, Deccal avanelerinin sözleri, hakaretleri, iftiraları seni üzmesin. Onlar her zaman sana hakaret edecek, iftira edecek, azap verecek. Cin Deccallar, yani cinin varlığı biliyorsunuz görünmez. Deccal'in emrinde cinli şeytanlar olacak. Onları müminlerin üstüne saldıracak. Müminlerin üstüne saldırdığında müminde unutkanlık, bitkinlik, dikkat dağınıklığı oluşur. Cin şeytanları saldırdığında. Üşengeçlik verir. Ve özellikle de unutkanlık. Musa'ya da biliyorsunuz musallat oluyor. Evet. Yanındaki kişiye de musallat oluyor. Ne diyor? Şeytan bana unutturdu diyor. Evet. Şeytandan bana bir azap geldi diyor. Hazreti Eyüp müthiş bir sıkıntı. Üzerine sıkıntı çöküyor. Cenab-ı Allah o fitnenin git soğuk su bulacaksın diyor Allah. Ayağını depret. Ayağını hareketlendir. Çok hızlı hareket ediyor. Çıkan suyu iç diyor Allah. Serin su. Ve ondan yıkan diyor. Onu yapınca Deccal'in büyüsü üstünden gidiyor. Maşallah. Ferahlıyor. Onların sözleri seni üzmesin. Bu tavsiye mi? Değil. Emir. Üzmeyecek diyor Allah. O zaman o söz rüzgar gibi gelecek mümine. Deccal'in sözü. İnşallah. Deccal avanesinin, şeytanların sözlerinden hiç etkilenmeyecek. Kale almayacak. Şüphesiz diyor Allah, İzzet ve gücün tüm Allah'ındır. Yani senin izzeti nefsine ağır gelmesin. Gücün tamamı Allah'ındır. Ne demek istiyor biliyor musun Allah? Senin izzet nefsine ağır gelen o sözleri ben yaratıyorum diyor. Deccal'a o gücü ben veriyorum. Gücün tamam benim. Deccal'ı sakın şirk koşma, ayrı bir güç gibi görme diyor Allah. Ona ben o gücü vermesem onu yapamaz. Benim emrim dışında hiçbir şey olmuyor diyor Allah. Sen sabredeceksin, seni imtihan ediyorum diyor. İlmi batın, ilmi ledün. Mesela Deccal'le savaşıyorsun, ona verdiği güç nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Onu ezdiren gücü yaratan kim? Allah. Şirke karşı onu uyarıyor bakalım. Gücün tüm Allah'ındır. Bunu duydun mu mümin? Ha diyor, ben sakın şirk koşmayayım. Burada bir mücadele var ama o mücadeleyi bana yaptıran Allah diyor. Karşı tarafa gücü veren de Allah. Mesela Allah Firavun'a Tevrat'ta söylüyor, sana bütün gücü kuvveti ben verdim diyor.
O işitendir, bilendir. Yani hep her şeyi işitiyorum ben diyor Allah. Ve biliyorum diyor. Yani konuşma, Deccal'ın konuşmalarını, hakaretlerini, seninle konuştuğunu, hepsini ben biliyorum diyor. Sakın üzme. İşte bu akıl çıkıyor bunun sonucunda. Adam üzülmüyor. Öbür türlü akılsızlık olur. Küfredir adam, perişan olur adam. Hakaret eder, iki büktüm oluyor. Ama akıllı insan Allah'ın yarattığını bildiği için hiç etkilenmiyor. Akıl üstünlük meydana getirmiş oluyor. Haberiniz olsun diyor bak Allah, sürekli haberiniz olsun. Şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var? Tüm Allah'ındır. Gökte kim var? İsa Mesih. Yerde kim var? İmam Mehdi. Kime ait bu insanlar? Allah'a aittir. Melekler var. Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar diyor Allah. Onlar yalnızca bir zanla uyarlar. Bağnazlar, yobaz takım hep zan, tahminle. Onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor. Allah şunu dedi, Allah bunu dedi, Allah kadınlara işte şöyle olun dedi. İşte kadınların %99'unu cehenneme koyacağım dedi. İşte köpek, domuz, eşek, kadın namaz bozar. İşte kadınların boşanma hakkı yoktur. Kadının değeri yarımdır, yarım insandır gibi hurafeleri insanlara şeytan aktarıyor ve insanlar da buna inanıyor. Ne diyor Allah onlar için? Onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Ya ben duydum diyor sahabeden, böyle duydum diyor. Evet. Ya emin misin diyorlar. Ya emin gibiyim diyor. Öyle gibi duydum diyor. Ya sen nerede gördün diyorlar sahabeyi. Yolda gördüm diyor. Ya bir yanlışlık olmasın diyor. Yok yok bana güvenebilirsiniz diyor. Al sana hurafe. 300 yıl sonra sahabeyi gördüğünü iddia eden adamlardan nakil. Peygamberimizin 300 yıl sonra. Görmüş adam diyor sahabeyi diyor. Ondan duymuş diyor. Sen nereden duydun? Dedem de duydum diyor. Deden, dedem de dedesinin dedesinden duymuş diyor. Bana güvenmiyor musunuz ya diyor. Ya Kur'an'la çelişiyor diyor. Olsun diyor yani Kur'an nesetti işte diyor. Bak bu hüküm onu kaldırdı diyor. Peygamber dedi. Allah'ın hükmü kalktı diyor. Halbuki diyor Cenab-ı Allah eğer Allah'ın hükmünü kaldırmaya kalkarsan senin şah damarını koparırım diyor evet. Cenab-ı Allah.